Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Can Dündar. Yanımda CIA, FBI, Mossad tarafından aranan kız kardeşim yani Sıla Dündar. Bugün Sıla ile beraber gizlice araba galerisinde kalacağız. Her şeyi planladık. Sıla'nın cebinde bir tane GoPro var. Bir tane araba galerisi bulduk. 15-20 dakika sonra kapanacak. İçeri gireceğiz, araba soracağız abi. Sıla'yı bir arabanın bagajına veya ön koltuğuna ya da arka koltuğuna sokacağız. Sıla içeride kalacak. Galeri kapandıktan sonra ben dışarı çıkacağım galeri kapanmadan önce. Sıla içeride kalacak. Sonra Sıla beni içeri alacak. Ne olacak bilmiyorum, şimdi hep bizle beraber görüşecek. Evet. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, çok heyecanlıyım. Hadi gidiyorum abi. Ben buradayım. İnşallah. Önce birkaç tane arabaya bakalım. Hemen yani çaktırma. Ben önce şey adamı başka arabanın yanına çekeyim. Hani başka arabanın yanında ben bir şeyler sorarken sen şey yap. Şimdi içeri girelim de babasından birazcık seni yerleştirdiğimiz arabanın hangisi olduğuna karar verelim. Tamam mı? Korkuyor musun? Korkuyorum. Ben GoPro'yu saklıyorum. Çok gerildim ha. Aşırı gerildim. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Şöyle bir bakalım, bir şeye ihtiyacımız olursa tamam. Şey yapalım, size soru sormak istersek seslenelim. Şöyle arabanın önünden bir bakalım Sıla Hanım. Sıla, hangisini tercih edersin? Hangisi alalım sana? Yanına gelsene Sıla. Şu ilerideki mavi Mercedes'i oraya çekeceğim ben, tamam? Tamam. Orada sohbet edeceğim, bir şeyler soracağım. Sen oradan girersin, tamam mı? Pardon, bakabilir misiniz acaba? Buyurun. Kaç model bu araç ya? 2015 model bu. 2015 model. Motor? 1.6. Ne kadar şimdi bunun ücreti reis? 560 lira. 560 civarı. Düşünüyorum da yani kredi çekip alacağım. Evet. Geriyor bir de şimdi beni birazcık. Çünkü işlerim dengesiz birazcık. Yani ödeyebilir miyim, sonrasında ödeyemez miyim bilmiyorum. İçine bakabiliyor muyum bu arada? Tabii tabii, buyurun. Rahat konuşabilmek için şu an arabanın kapısını kapattım. Şey yapıyorum, etrafa bakıyormuş gibi takılıyorum. Sıla içeri girsin diye bekleyeceğim. Burada birazcık oyalanıyorum. Umarım Sıla içeri girmiştir. Sanırım Sıla içeri girdi. Sıla'yı göremiyorum abi. Evet, giriyorum şu an. Şu an içerideyim. Çok heyecanlandım ya. Mağaza 10-15 dakikaya kapanacak sanırsam. Adam çıktıktan sonra abi ben dışarıdan alacağım. Çıkıyorum dışarı, Sıla girmiştir büyük ihtimal. Ben bir düşüneyim, tekrar uğrayayım ya. Tamam, bekleriz yani. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Pardon. Yanımdaki kızı gördünüz mü acaba ya? Lavaboya falan girmiş olabilir mi? Yok, hayır. Lavaboların ışıkları yanmıyor. Ben bir arayayım onu buradayken ya. Alo. Neredesin abicim? Çıktın mı sen? Tamam, kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın, tamam. İyi akşamlar. Tamam, tamam canım, geliyorum. Tamam, geliyorum. Köprünün oraya geç. Tamam, tamam canım. Sıla içeride girdi bir tane arabanın içine. Bekliyor orada. Şu an dükkanın kapanmasını bekliyoruz. Bir 10-15 dakika falan sürecek sanırım. Çünkü biz onu planlayıp geldik. Kapandı, dükkanın kapanmasını kapandı, bekliyoruz. Işıklar mı kapandı? Köşeye gelsene, köşeye gel. Adam tamamen çıktığı zaman ben Sıla'yı arayacağım telefonla. İçeriden kapıyı açtıracağım kendime. Önce ondan emin olmak için bekliyoruz. Abi, İnşallah polislik falan olmayız ya bu akşam. Işıkları kapattı ama adamın çıktığını görmedim. Sen görebildin mi Berk? Ben bir şey görmedim. Bakalım şöyle. Abi iyice bir uzaklaşsın adam, bekle Sıla'yı, ondan sonra arayalım, emin olalım. Şu arkadaşlar adamın uzaklaşmasını bekliyorum, birazcık Sıla'yı arayacağım. Sıla arabanın içerisinde, o salak ne korkuyordur ha şimdi. Bir şey diyeceğim, Sıla'yı aramasak gitsek ya buradan ha. Yarım saat sonra geldim. Bu arada kapıyı nasıl açacak ya? Abi bilmiyorum da açılır herhalde içeriden, anahtar vardır ya ha. Abi inşallah açamaz. Adam gitti kanka bu arada. Gel hadi, gel hadi gidelim, arayalım Sıla'yı abi. Atla. Şuna ben nasıl atlayayım? Dur. Gel. Oradan. Sıla'yı arayacağım. Şurada köşede ara, gel. Alo. Adam çıktı mı? Çıktı, evet. Seni bekliyorum. Sıla bir şey diyeceğim. Ben gelemeyeceğim galiba. Çünkü... adam çıktı ama şeyde köprüden izliyoruz. Dükkanın önünde takılıyor. Abi atlat gelme abi. Ne diyeyim? Kızım dükkanın önünde takılıyor. Nasıl geleceğim? Şaka lan şaka. Gitti adam. Gitti. Abi. Çık arabadan çık. Ön kapıya gel. O ilk girdiğimiz yer var ya. Gel oraya gel. Gel ön kapıya gel. Beyaz arabaya geliyorsun değil mi sen? Ben Mercedes'in gelin, görmedim arasını. Hadi aç aç. Hadi aç, o kapıyı da gireyim. Geliyorum. Çok heyecanlı, çok heyecanlı Berk. Aga be. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum çok heyecanlı lan.
çok korktum. Kaç gidiyor. Yok mu altında anahtar? Ama anahtar olsa kilit vardır ya, bir şey vardır. Mandal gibi bir şey vardır. Anne ne satayım Berk, kilit dışarıdan. Baksana abi. Gel Berk, kulaş açıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Sarıkla bir tarafa dolaşsana, öbür tarafa. Gel abi o tarafa bakalım. Ya nereden gireceğiz? Hayır oğlum girmeye geç. Biz bu nasıl çıkaracağız kızı? Oğlum burada slayı izlemesi çok keyifli lan. Nasıl eğleniyor? Tabii içeride olan sen değilsin abi. Biliyor musun nasıl eğleniyor? Tabii içeride olan sen değilsin. Zeki insanlar mantıklı hamleler. Durun abi, bir şey buldum arkadaşlar. Bak şurada bir tane buton var, görüyor musun? Ha evet. Ona bir baksana. O zaman flaşı kapatmam gerekiyor, kapatıyorum. Flaşı yere koy. Ters çevir, ters çevir. Hah. Şöyle uzaktan kendini çek. Aç kolunu uzaktan, aç. Ne tarafa çekeceğim bunu? Altınların nerede gitti mi? Gel buraya gel, buraya gel. Kardeşimi alacaklar diye korktum Berk. Artık ödüm galeri bizim mi şimdi? Ödüm koptu abi. Gel. Bir şey diyeceğim ya, birisi bizi görürse ne yapacağız abi? Bence bir şey söyleyeyim, ışıkları açalım direkt. Evet, sahibimizden resimler. Deme sanki, evet doğru lan. Aferin, nasıl lan? Ben söyledim, Fikri ben söyledim. Sen ışıkları açalım dedin, benim kardeşim de dedi, bizi sahibi sensin. Abi gel arayalım şu ışıkları da. Bak orada ofis, yönetim ofis tarzı bir şey var, odadır herhalde. Nerede? Bak şarkar mater. Ha orada var dedi. Ulan banyo, ışık almış lan. Abi ofiste ne olur ya? Abi evet doğru söylüyor. Oğlum bak benim üstüme gelme ha. Gelmişim kalmışım ben, galeride mahsur kalmışım. Ofiste mi olur ya? Bulacağız işte bir tane. Ben kaldım az önce. Şalter kutusu. Şu girişe baksana ya. Doğru söylüyor. Oğlum bizim kameramanımız Zeki. Kız kardeşim Zeki. Ama bizde Zeki. Ama bizde Cihan var. Kıyılarında köşelerinde vardı. Aha bak orada bir şey var. Ey yavrum ey Sıla. Sen giderken biz geliyorduk. Gerçekten benim... Aa dışarısı dışarısı o. Söndürdüm söndürdüm. Şeyi yaktık oğlum. Pankartın şeyini. Berk sana güvendik ne oldu? Aa evet orada bir şeyler var Berk. Dikkat et Berk. Aa, bunlar da işte. O niye yapıyor be? Bilmiyorum ki. Abi arka tarafta var. Büyük büyük ihtimal şalter kutusu vardır. Kocaman bir şey vardır ya. Burada ne garip geldi biliyor musun? Şurada var. Şurada da şeyler var. Abi bunlar buraya açtı. Oh be. Aha, evet işte bu, işte bu. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Evet. Bir şey diyeceğim. Burada arabaların anahtarları falan duruyordur. Hayır. Tamam Sıla ne yapıyorsun şimdi? Gel arabaların anahtarlarını arayalım. Dur oğlum belki açıktır lan direkt. Şu Mercedes de benim gözüm kaldı. Adam sonradan 1.6'ymış. Kaç model lan? 16 modelmiş. 560 bin liraymış kanka. Sıla sana bırakıyorum ya. Ben ballı kızım. Geç geç yoruma geç. Oldu biz gidiyoruz arkadaşlar. Abi Berk anahtarını bulup basıp tutmamız yok mu ya? He? Camdan uçarak mı çıkmayı planlıyor? Ne? Camdan uçarak mı çıkmayı planlıyor? Abi buraya girebiliyorsak GTA gibi GTA gibi de çıkarız ya. He? Çık çık yoksa ben anahtarını bulup hemen gitmenin yollarını falan arayacağım ben. Ulan kim ettik adamların arabasını. Ondan sonra milleti parmak izinden bulurlar, bir ayakkabı izinden bulacaklar. Bakalım arabaların içine ya. Hepsi bizim değil mi yani şu anda? Ben kardeşim. Toyota hibrit kardeşime söyleyeyim. CHR. Git orada aç. Şoför koltuğunu aç. Ben saçım bozulmuş, kimse bana söylemiyor. Arabanın camından mı görecek? Buyurun, buyurun. Sayın izleyici. Ben de bilmiyorum efendim. Ön koltuk size ait. Sıla, izleyicimize bir selam çakmak ister misin? Selamlar. Bir öpücük, bir öpücük, bir öpücük. Evet, ben bu arabayı istiyorum. Bunu mu, kırmızı mı? Karar ver. Bir tanesini alacağım, çıkacağım, gideceğim abi camdan. Karar ver. Kırmızı olsun. Ne oluyor abi? Biz galeriye girdik de, biz niye galeriye girdik ya Berk? Biz galeriye girdik de ne yapılıyor yani burada? Tamam, arabalar bizim şu anda. Kırmızı da sana söylüyorum saçım buyur. Ama bekle önce bunu bir tanıtımını yapayım kardeşim. Peugeot 3008. Kaç 3008 acaba? 3008. 3008'miş. Peugeot 3008. 2019 model 52.606 km. Sıla Hanım. Bütçeniz için uygun mu acaba? Hayvan. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Size kırmızı çok yakışıyor. Efendim ben kapınızı açarım saçmalamayın. Buyurun. Buyurun. Buyurun Sıla Hanım. Size kırmızı çok yakışıyor efendim. Evet. Birisi Sıla'ya nerede yedin dolarları bitti mi diye sorduğunda Peugeot 3008'de yedim diye cevap verecek bundan sonra. Ben bunu istiyorum. Abi bir tane benim bundanım olsun. Aslan geldi. Abi benim bir tane bundanım olsun. Arkadaşlar bir tane bana bu şundan alın ya. Bir tane abi ne almıyor bana? Bundan da olabilir belki Sıla bir gün be. Hı? Ya da hemen bu akşam olabilir abi, anahtarlarını bulursak olur. İyi odaları gezelim. Ne yapıyor bu insanlar burada ya? Ama ben arka tarafları merak ediyorum. Hep böyle lüks özgen yerlerin arka taraflarında gizli şeyler oluyor Sıla. Ofis burası ya cırt. He? Adanalı mı abi? Ne? Adanalı. Niye? Çukur'dan gizli şeyler falan anlamadım. Arkadaşlar Sıla'nın dediğini anlayan yoruma 9 yazsın. Ne alakası la? Dedin ya oğlum. Arkada gizli şeyler oluyor diye, Adana'da öyle ya tamirci, alttan kaçıyorlar bir şeyler. Diyor ki maraza ne diyor, yer altından diyor, mahzen diyor, ambulans diyor. Ha evet. Bana böyle geldi, rıfkı de bana, rıf de. Buranın ofis etki ya, bir şey yok ki. Tamam. Biz dünyayı gezelim ya Berk Bey. Bir şey diyeceğim, ben bilmiyorum bu arada, yemin ederim ciddi soruyorum, sana soruyorum Berk. Böyle galeri tarzı yerlerde arabaları ne bileyim pastacılar ya da yıkama yaptıkları yerler oluyor mu? Oluyor da yani her galeride de olmuyor aslında. Oğlum burası lüks bir yer benziyor lan. Zemin. Tara. Sıla'cım. Sıla, aşağı mı yukarı mı seç? Ne canavar çıkarsa. Aşağı mı? Aşağı mı diyorsun? Ama çok karanlık ya. Oğlum, ben varken hiçbir şey olmaz. Yürü aşağı görürüz. Işık butonu görürsen
Şöyle açalım sana. Abi bir galeri mi? Al katına ne olur tepkisi. Ne yaparlar ki ben? Ya yemin ederim bilmiyorum abi. Ulan şurada canım. Mutfak vardır, bir şey var. Gitti. Ağaçtan benim üstümde gidiyorum, görüyorum. Bir aşağıda inelim Berk. Burada basket sahası gibi bir yer var. Ah baba bak şimdi, bak sen şey. Güneşi gülüşüne... Yok. Nerede yedin dolarları, bitti mi? Aa! yap bir Osman'ım nereye gidersin? Osman'ım nereye gidersin? Hadi aşağıya inelim. Ama burada iniş yok galiba, merdivenle devam edeceğiz. Buraya bak bir de, gezelim mi? Çiki kokta ışıklar yanıyor. Bak şimdi gece görevli bir şey olmasın? Ha Berk? Zannetmiyorum yani, çok da bir ses. Kıçımızı yırttık yani. Mutfak var abi. Evet. Bu ışığı niye yarattı? Oraya çıkarken kalkalım burada şimdi belki. Ula peki şimdi biz buraya girdik. Bu galeri şu an, bu gece bizim değil. Ben acıktıysam hiçbir şey yiyemez miyim? Yersin. Ben bir dolaba açıyorum o zaman ben. Fareler basmış dolaba. Ahmet Fares. Ben bir tane soda içmeyeyim mi be gezerken? İçmez mi? Sıla içer misin be soda be ya? İçer misin? Evet. Ona ne olmadığını? Bu kızın midesi genişti daha, al. Soda ne olabilir ki yani? Ya abi, iki sodayı bize helal etsinler. Açamaz mısın? Anadolu'nun bağrından kopmuş bir erkek olarak şimdi bu sodayı nasıl açacağımı görmek ister misin belki? Açılmadı sanıyorsunuz değil mi? Aslında açıldı. Çok sesten boş iş çıkar. Az ses çok iş. Alayım sizi. Ne diyorsun ya? Çok Allah! Çok sesten boş iş çıkar. Yarın bir tane BMW 320 geliyor. İyi sohbet etmişsin sen. Ne? Abiyle. Oğlum sen, ben Mercedes hakkında konuşuyorum. Sana çocuk. Ha. Oğlum buradaki arabalar, bana vız getirir geçer. Ben araba sürmeyi BMW Broadway Spring'de öğrenmiş adamım. Berk Bey 98 model, benle eşit araba. Yerden 2 metre. Kasisten geçsen hiçbir şey hissetmiyorsun. Ben var ya, neyi istiyorum biliyor musun şu an Berk? Videoyu bitsin, kurgulayalım, yayınlayalım. Sıla'nın arabanın içindeki hallerini görmek istiyorum. Ben çok heyecanlandım ya. Saat kaç oldu? 23.04. Bir saattir falan buradayız biz? 45 dakika, bir saat falan. Kaçta kapattılar? Bir saattir 10 gibi adam çıktı herhalde. 23.04. Hadi şu alt kata bakalım ya, ben merak ediyorum alt kata. Aynen. Basket sahası gibi bir şey var aşağıda belki. Oğlum basket sahası ne arasın burada? Oğlum gidelim bakalım. Galeri benim. Hadi yürü gidelim bakalım aşağı. Buranın da ışığını kapatalım da sevgili arkadaşlarım. Siz de böyle boş yanan ışıkları gördünüz mü? Kapatın, tasarruf edin. Evet, mesela abim evde hiç kapatmaz. Evet. Ben bağırırım böyle. Kapat 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 diye. Ama evde ben yaşıyorum abi, şu an burada kimse yaşamıyor. Buyurun efendim, buyurun. Berk Bey, bizimle aşağıya doğru devam ederseniz çok mutlu olacağız. Haydi bakalım. O, İ, A. Anına bak. Bak, nasıl ani bir şekilde döndüm içeriye. Karşımıza birisi çıksaydı ani dönmek zorunda kalacak. Evet. Bunun çok uykusu geldi ha. Aha, oto yıkama detayı temizledik. Bana sonra cam böyle bir şey. Şimdi, bizim bir de buranın ışıklarının nerede açtığını keşfetmemiz lazım. Açtığı bir kutu var abi. Aa baskıymış ya, anahtar baskıymış. Şurada bir şeyler var. Neler var? Şurada bir şeyler var. Sandalyenin orada. Abi onlar şey gibi, sanayi kredisi gibi ya. Şartlar gibi değil ki. Haa. 165 kullanmanın olursa gerçekten kapısına kadar uçarız. Bir şey pardon ama ya. Şu arka tarafa bakalım lan. Berk benimle gelsen orası çok kalabalık. Ben korkuyorum abi. Bu filmlerinde hep böyle oluyor. Yalnız başına gidiyorlar, ondan sonra ağzına sıçıyorlar lan. Hareketler peşinde koşturma, bak çocuk ya! Yemin ederim ki çok gergin Berk. Sen de flash aç. Sen de flash aç. Öreyim. İki tane flash'ım var abi. En büyük korkunç artık bile bana zarar veremez şu an. Abi burası malzeme deposu gibi bir şey ya. Ben çok kurcalamadık ya. Abi çık çık. Buranın ışığını da açamıyoruz. Bence buradan sitrimon gidelim. Ben çok gerilmeye başladım abi. Tamam çıkalım şuradan. Haydi çıkalım abi buradan. Oraya bakmadan oğlum lan. Bizim geçemiz susun ki. Biz niye bu kadar izliyoruz? Arka tarafa bir tür arabaların ışığı. Güzel misin lan? İki güzel. Biz bu arada şu an İzmir'deyiz, İstanbul'dan geldik. Bir tür arabalar için uyuyabilir miyiz? Rahat bir ortam yerleştirir miyiz? Bakalım ya Berk. Bak gidelim ona bir bakalım. Uyuyacak mıyız, uyumayacak mıyız karar verip arkaya ondan sonra bakalım abi. Yine geldim arabaların mekanına. Kendimi GTA'daki galerimdeki gibi hissediyorum ben. GTA'da bir galerim vardı, bir 124 yaptım. Anası satayım var ya Sıla. Altına pembe ön ışıklar döşemiş. Sen kırmızı uyusun. Ama aynı arabada yatalım abi, bir şey olursa falan. Değil mi? Ben önde uyuyayım, ben oturarak uyurum. Sen uzan. Ya ben bir nevi de hani sen uyurken etrafı keseyim yani. Sence ben? Işıkları kapatın da en azından. Hani kapalı olduğu belli olsun. Tabii canım, ışıkları kapatalım. Zaten göreceğimizi gördük abi burada. Nereden açmıştık bunları? Şuradan açtık. Buyurun Sıla Hanım, buyurun. Buyurun efendim, ben sizin kapınızı açarım efendim. Buyurun, siz abinize bağırın, çağırın, yırtın, abiniz sizin kapınızı açsın. Buyurun efendim. Arkadaşlar bakın, biz şimdi burada galeride kalıyoruz, bir gece sabahlıyoruz, uyuyoruz. Sizler de bunun hatırına bir like butonuna basıp, bir abone butonuna basmak unutmayın yahu. Bir de neydi Sıla'cığım? Ding dong.
Bildirim ne yani, bildirimler yani, yorumlara benim. Size güveniyoruz bu konuda. Evet. Ama abone olmak gerçekten önemli abi. Ben bakıyorum Berk, izleyicinin %80'i abone olmayan yani kullanıcı ya. Yemin ederim nasıl olabilir abi? %20'si mi bizim abone olanlar izliyor bizi? Kaçlar niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Gelin beraber de ya, YouTube'da daha 1 milyon olacak. İyi baba sen arada, ben de bir ön tarafta uyuyabiliyor muyum bakayım? Kapatıyorum kapını. Bir şey söyleyeyim mi? Aralığın camları filmli Berk. Bir ince filmli yani. Biz buradayken uyurken adam gelse fark etmese, sabah biz burada uyansak nasıl olur? Tertemiz. Bak ben de burada takılıyım işte sıla. Oğlum ne istiyorsun? Sana dedim ki sağ çocuk, akşam dedim galeride kaldırdım. Uykunu aldım sana. Sen niye uyumuyorsun? Ne yapayım ya? Uykum var. Sen uzan oraya istiyorsan. Bir tane korku filmi izlemiştim. Işıklar kapanınca diye. Işıklar söndüğü zaman herkesin anası ağlıyor. Şimdi bizimki de ağlamasın belki. Ya inşallah sıkıntı çıkmayacak. Şu an bu karanlıkta bu kamera bizi çekebiliyor mu abi? Evet. Ananı avradın oğlum, teknolojiye neler olmuş ya. Nasıl görebiliyorsun lan beni? Ben seni göremiyorum. Abi 1-2 saat kestirelim, ben bunun bu uykularıyla uğraşamayacağım. Benim de zaten bir ince uykum geldi. 1-2 saat kestirelim. Ondan sonra... Ya, tamam, kapat kaydımı hayırlar. Bak çok da derin uyuma ha. Sen kaldırmışsın. Oğlum çok da derin uyuma, hiçbir şey duymazsam salaklaşma. Şu koltuğu birazcık yatıracağım, senin kafana gelir mi? Nasıl? Aa, otomatikmiş koltuk yatırması ya. Hiçbir rahat olmaz ya be. Oğlum araba sallanıyormuş gibi geldi lan. Oğlum bu ne rahat lan? Sıla. 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 Hı. Bir ses geldi, bir ses geldi. Kalk. Yavaş yavaş yavaş. Bir ses geldi, bir ses geldi. Saat kaç? Berk nerede? Tamam. Sesidir büyük ihtimalle. Oğlum o ses nereden geldi lan? Berk mi öksürdü acaba? Berk'tir. 1,5-2 saattir falan uyumuşuz arkadaşlar. Şimdi arkada bir bakmadığımız bir yer kaldı. Oraya bakalım da bu arada Berk, ondan sonra çıkmanın yoluna bakalım. Abi, ne yapacağız lan bu sabaha kadar burada ya? Bakmadığımız bir orası kaldı. Gidelim en azından bir yarım saat, bir saat de orada geçirelim. Sonra çıkmanın bir yolunu arayalım. Çıkmanın yolunu arayalım değil abi, girdiğimiz yerden çıkalım ama. Ama uyanınca huysuz oluyorum galiba birazcık sana. Hey, keep going. Keep going. Oğlum burası ne ki? Burada anahtarlar var. Aha! Artık bir tane araba kaçırabilir misin lan? Araba kumandası değil mi abi bu? Hayır ya, garaj kumandası. Anladınız mı? Hep hayallerimi en boyut suya giriyor ya. Orada bir tane daha, büyük ihtimal kapınızı da dersene. Bir şey diyeceğim, buradan da direkt çıkalım gidelim. Evet evet, buradan da direkt çıkalım gidelim. Ya bir daha geri girmenin bir anlamı yok ki. Gidelim gidelim. Kapıyı açık bırakmayın da. Aa bir şey diyeceğim. Aa şurada yıkama yeri var. Hadi abi yıkama yerine bakalım. Bir şey var mı? Abi mi yıkacağız? Salak salak şeyler yapacağım. Bir şey planlamadınız değil mi beraber? Saçları yağlanmış, çok yağlanmış yağlanmış saçları. Saçları yağlanmış. Abiciğim öyle bir şey mi? Kapama kaçta var, relax ya. Abi arkada da şeyler. Aa, kaydan burası. O değil, o değil. O başka bir şey. Hayır. Üstü işaret ediyorlar. Vallahi buldum. Hayır, bakalım. Evet arkadaşlar, buraya neden geldik? Buraya abimi yıkamak için ya, geldik. Ya savaş savaş konuşmasın da kimse beni yıkamıyor bu arada da. Gördüğünüz üzere abimin taşları ışıl ışıl parlıyor. Bu köpük mü kestin ben? O köpük. Köpük mü kestin? Değil, değil. O normal su. Müslümanlar su mu? He. Oğlum köpük makinesi gibi duruyor. Evet attı. Bak. Attı attı. Şimdi Sıla. Sen. Beni yıkama falan mı yaptın? Ay öyle bir şey yaparsan var ya. Öyle bir şey yaparsan. Konuşma. Hayır. Konuşma. Hayır abi yorulma. Sen bile bu girdiğimizden biri ne yapıyor? Beni yıkama falan mı yapıyor? Valla şimdi bak, önünü kapat, önünü kapat, önünü uzak dur, orada uzak dur. Telefonu var, telefonu var. Telefonunu şuraya bırak. Hayır. Telefonunu oraya bırak. Telefonum var. Bırak telefonunu oraya. Telefonum var abi. Telefonunu oraya bırak. Telefonum var, telefonum var. Telefonunu oraya bırak. Hayır. Telefonunu oraya bırak artık. Hayır. Abi o zaman gidiyor telefon, yapacak bir şey, keyfi bilir yani. Saçmalama ya.
Önünü kapat. Telefonum var. Oğlum telefonum var. Gelme gelme. Ya sen şaka mısın? Kokuyorum ya. Gelme bana, bana gelme. Git içeri yemeği derim indirin. Oğlum sen şimdi naneyi yemedin. İçeri git. Sen şimdi naneyi yemedin lan. Abi ben seni içeri sokar mısın? İçeri git. Bir daha ben sana evde heyecanlanıp bir şey anlatmaya geldiğimde bana ne yapayım diyecek misin? He? Diyeceğim. Kimse yardım et şuna bak Allah için. Hayır bırakmam. Beni sıkacak. Nasıl oluyor? Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Daha fazla gidemem. Buraya gel. O da ıslak ki. İşte sana vereceğim. Islatma daha fazla. İlk ben yapalım. Bugün ben şaka yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Bitti. Bu şaka mıydı arkadaşlar? Anasını ya yapma çocuk artık be. Aldın incini. Aldın incini. Ben daha çok ıslattım ama diyorum. Gel. Gel yanına gel hadi gel. Hadi gel yanıma gel. Gel. Gel mutlu kapatalım. Islaksın. Sen daha ıslaksın be. Arkadaşlar bu arada galeri yani Berk'in tanıdığıydı ama içerideki çalışanların hiçbirinin haberi yoktu. Evet. Tabii ki de yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Ben şapa oturmaktan hiç keyif alan bir adam değilim. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Biz Sıla'yı kurtup çıkacağız buradan. Kendinize çok iyi bakın. Sen kendi kurtulun. Abone önce. Olmayı, like atmayı unutmayın. Bu mu artık? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Güzel yorumlar, bildirimler. Ding dong. Bye bye.